Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Arkadaşlar bugün Jenga oynayacağız. Jenga'yı zaten birçoğunuz tanıyordur. Fakat bu Jenga'nın farklı bir özelliği var. Bunun altında bir de bomba koymuşlar. Evet. Üreticileri. Oyunu anlatmadan önce şöyle diyelim. Bu oyun cezalı olacak arkadaşlar. Önce cezayı söyleyelim. Cezamız bu bir tanesi osuruk kokusu, bir tanesi de kusmuk kokusu. Bunları biz yeni aldık arkadaşlar. Oyunlarımızda sık sık bunları artık göreceksiniz. Biz bir tane damacanın böyle üstünü kestik. Şu şekilde. Yapacağımız şey cezalarda. Bunlardan bir tanesini içine sıkacağız. Daha sonra da kaybeden kişi böyle kafasına koyacak. İçinden değil dışından ona kadar sayacak böyle. 1, 2, yavaş yavaş saymaması gerekiyor tabii. Cezamız bu. Olabildiğince koklasın diye. Evet, umarım ben koklamam. Şimdi bu oyun şöyle oynanıyor. Onu bir söyleyelim. İstediğimiz kadar düşünme hakkımız var hamle konusunda. Hamleyi yapacağımız zaman burada bir tane play tuşu var. Play'e basıyoruz. Yani oynama tuşuna basıyoruz. Hamlemizi yapıyoruz. Hamle bittikten sonra da buradaki stop'a basıyoruz. Daha sonra hamle sırası karşı tarafa geçiyor. Evet. Başka bir kural var mı? Ha, tek elle bunu oynuyoruz. Kesinlikle tek elimizi kullanıyoruz bu şekilde. Dokunmuyor. Aşağıdan alıp yukarı koyuyoruz. En yukarıyı kullanamıyoruz. Başka da kuralı yok zaten. Bu bir yerden sonra zaten devrilecek. Bu bombalar patlayacak. Bunlar devrilecek. Bunlar kim de devrilirse o kişi kaybediyor. Bunu biz iki el oynuyoruz. Yani şöyle ikiye varan kazanıyor şeklinde yapacağız. Bir bir yaparsak da bir biterse de bir oyun daha oynayacağız. O zaman taş kağıt makas oynayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. 1, 2, 3. Tamam, sen kaybettin, sen başlıyorsun. Evet. Ay, İyice bir düşün de. Ya zaten çok hassas yani. Bana her türlü düşer gibi geliyor ama. İnşallah. Şimdi buraya basıp başlıyorum. Bas. Tamam. Pardon. Diğerini. Pardon. Çok gergin bir bekleyiş var. Yukarı yukarı. Tamam. Tek elini kullan. Ama o çıkarırken canım yani. Öyle olsun. Tamam. Şimdi stopa basman lazım. Tamam. Tamam. Sıra şimdi bende. Evet. Evet. İlk defa oynuyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Tamam, ben de hızlıca oynuyorum. Ne yapıyorsun? Evet, buyurun. Biraz stres ya. Gerginlik var yani şu anda bende. Ben biraz kötü bir şey yaptım burada aslında, biliyorsun değil mi? Sen çok kötü bir şey yaptın. Ve bilinçli yaptın yani. Tuşu patlayacak birazdan, patlayacak. Oo, sen komple bloku. Evet ya. Hayır. Ya yap. Tuşu yapacaksan yap, az kaldı çünkü. Tamam ama ne yapabilirim? Devirmemem lazım. Tuğçe bunu böyle koydun ama aslında bu seferlik bunu düzeltelim. Bunu aslında şöyle ortaya koymak gerekiyordu. Öyle mi? Evet, tepe, ben bunu söylemedim kurallarda, pardon. Üçlü koymak gerekiyordu tepeye. Tamam. Neyse, bundan sonra yaparız. Yalnız sen bayağı bir işimi zorlaştırdın benim, farkındasın değil mi? Valla isteyerek. Neyse, bir tane var bunda. Ama. Tamam, başlıyorum. Hadi başla. Hayır! 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 Hiç sevmiyorum bunu. Hayır! Ben mi seçeceğim? Ben seçeyim bari, ne kokusunu içime soluyacağımı istersen. Tamam, ne? Hadi seç. Osuruk mu kusmuk mu? Osuruk mu kusmuk mu? Kusmuk. Değil, osuruk. Osuru tercih ederim hayatta ben yani, osuruk kusma. Hayatta bunu tercih ederim. Ya tabii ki, osuruk kokusunu tercih ederim yani. Tamam. Al. Şimdi kaç fıs yapsam acaba? 3 fıs yap. 3 fıs mı, tamam. Sakin ol. Of of of. Hadi. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İyi misin? Ne kadar iyi olabilir ki yani? Suratım kokuyor. Of. Çok kötü. Bütün suratım kokuyor şu an osuruk. Arkadaşlar bu çok kötü bir şeymiş ya. Bu dünyadaki en kötü ceza bu. Hayır, bir dakika. Biz burada nasıl tekrar devam ettiniz ben bilmiyorum. Ya biraz cam açar mısınız oradan? İyi de bunu senin yapmanla benim yapmamam arasında bir fark yok ben ki. Ben kafamı soktum Tuğçe. Tamam ama şu an ben de çok kötüyüm. Tamam, bir daha yapalım.
Arkadaşlar rezalet kokuyor. Rezalet kokuyorum daha doğrusu. Yani şu an kendimden tiksinmiş durumdayım. Ama bu ben de dünyadaki en kötü koku bu. En kötü koku ve suratım her yerim kokuyor yani. Rezalet bir şey. Umarım bu seferki de Tuğçe yer. Başlayalım mı tekrar? Ay çok kötüyüm ben. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ya kokuyorum ya. Nasıl evet. Konsantre olacağız acaba? Kim başlıyor? Ben başlayayım bari bu sefer. Tamam hadi sen başla. Senin bu kenarlarına bir zaafın mı var acaba? Evet buyurun. Yani düşünmemi engelliyor şu an bu koku. Tişörtümde çok koku yok da saçımda falan. Bir de gergin bir sesi var bunun ya. Komple bloku. İddialı. Ya bu osuruk kokusunu sence nasıl doluyorlardır? Ya yani bu konuda şu an tahmin yapamayacağım. Böyle bir fabrikadaki işçiler acaba böyle kenetlenip böyle bir ne bileyim kuru fasulye falan mı şey yapıyorlar acaba? Yine bayağı bana zorluk yaşattın farkındasın değil mi? Ama işte herkesin bir şeyi var bu hayatta görüyorsun. Tuğçe ben bir daha bunu yapmak istemiyorum. Tuğçe az kaldı hadi yapacaksan yap. Ya ortaya mı koyuyorsun? Koy ortaya koy. Öf. Ter döktüm şu an burada. Ama böyle şeklini değiştirmişim ya. Ya sen benden uzak dur musun lütfen? Ne yaptın sen ya? Havaya bakalım. Ay ben ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Hadi patla! Patla hadi! Az kaldı bak. Yum. Çok özür dilerim ama. Ya bir şey söyleyeceğim ben bunu yapamam ki yani. Gel bakayım saçını koklamak istiyorum. Kokuyorsun bayağı ya. Osuruk mu kusmuk mu? Üzerine istersen kusmuk katabiliriz biraz daha. Biraz daha. İstersen çeşni olur belki daha farklı olur. Yapma ne olursun. Hangisi? Hayır. Osuruk tabii ki değil mi? Ben sana bir fıs sıkacağım. Bir fıs sıkacağım, bir fıs sıkacağım. Zaten orada hiç fıs var. Tamam bir fıs sıkacağım üzerine sadece. Osuruk mu? Tamam. Sıkıyorum arkadaşlar. Kendimi parfüme boğmak istiyorum. Buyur efendim. Sen benden uzak durur musun tamam. Lütfen? Çok kötü bu. Ben bunu yapamayacağım ya. Buyurun. Hadi buyurun. Bir, iki, üç, yavaş dört, say. Beş, altı, yedi, sekiz, nefes abi de. Dokuz, on. Çıkarayım mı? Çıkar. Hayır, ağlamak istiyorum. Arkadaşlar durum 1-1. Son ele oynayacağız şimdi. Artık buradaki kazananı şampiyonu belirlemek için. Hatta son ele bir de üzerine bu kusmuk kokusu sıkalım evet. Diyorum ben. İşi daha renkli hale getirmek için. Hazırsan başlayalım. Hadi. Şöyle bir iyice şunu sıktım. Kim başlıyor? Sen başladın, ben başladım. Buyurun efendim. Vallahi sen de elim titriyor müthiş yani. Müthiş kokuyorsun sen de, müthiş bir osuruk. Ya mis gibiyiz şu anda. Aa benim taktikler artık. Yandan alıyorsun artık ha? Yandan. Düşür be, düşür, düşür, düşür be, düşür. Evet. Evet sıra bende. Bir el kullandım. İkinci el kullanmadım. Tamam tamam sakin. Oo hep ortalardan gidiyoruz bakıyorum Duşan Hanım. Yine koku geldi ya. Senden mi geldi bu koku? Bir koku geldi. Ya zaten herhalde. Ya senden ya benden yani. Kimden gelebilir şu an? Ama sen, ama ben, tamam tekrar kullanıyorum. Tekrar kullanıyorum. Tamam buyurun. Hadi. Hadi düş. Hayır. Ne olursun düşme. Düşüyor valla. Ah be. Evet. Bu el çok çekişmeli. Çok çekişmeli ve
yani. Düşmedi. Vallahi düşmedi. Vallahi düşmedi. Neyse. Şurada bir tane var. Şunu alsana ya. Bak bu alınacak gibi duruyor. Yalınacak da ya oraya düşerse? Bilmem. Ay dur. Kafan kokuyor. Vallahi bravo be. Ay nedense içimde patlayacak gibi bir his var İlk bende. İlk defa kazanmak istediğim bir yarışmadayım. Hani acı, şu, bu. Üzgünüm senin için ama kendim için çok hayır. Lazım yani. Of bir de kusmuk dedik ya. İddiayı arttırdık. Arkadaşlar ben bunu şu an hiç yapmak istemiyorum ya. Al. Lütfen, lütfen. Bir şey yapmıyorum Tuğçe. Bir tane mi sıkayım? Yani insafı davran. Ben sana bir tane sıktım. Gelmiyor ki. Tamam. Ay! Ben artık buradan... Arkadaşlar görüşmek üzere. Ah, kafamı bile oraya döndürmek istemiyorum yani. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, Melih şu anda çok kötü durumda. Terk etti stüdyoyu. Aman Allah'ım, burası çok fena. Biz burayı kapatalım. Bence birkaç gün çekim yapmayalım. Gerçekten çok kötü kokuyorum. Bu işkence, ceza değil bence. Çok kötü kokuyorum ve çok kötü kokuyor burası. Evet. Kapatalım videoyu, bitirelim videoyu artık. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar, eğer izlemediyseniz tam şuraya tıklayarak En Tarihsiz Anlarda Çekilen Fotoğraflar adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Çok enteresan videomuz. Şu an ben de en tarihsiz anlardan bir tanesiyim yani. Biz kaçıyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar.